Allah küresel güçlerin en büyük oyunlarından bir tanesi bu zaten. Özgür olduğunuzu size hissettirerek aslında özgür olmadığınızı, kapitalin esiri olduğunuzu size bir şekilde gösteriyorlar. Bu da bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi. WhatsApp uygulaması gibi uygulamalara bakalım. Instagram'dan çıkıyorsunuz, WhatsApp'a gidiyorsunuz. WhatsApp'a gidiyorsunuz, Facebook'a giriyorsunuz. Bunların hepsi aynı şirketin ürünleri. Ne yaparsanız yapın, hangi uygulamayı kullanırsanız kullanın, bir şekilde bunların elindesiniz. Ha, şunu diyebilirsiniz, herhangi bunun dışındaki bir uygulama sizin bunların elinizden kaçıp özgür olmanızı sağlayacak mı? Hayır. Dijital çağda her şeyiniz kayıt altında, her şeyiniz takip altında. George Orwell'ın 1984 kitabında bahsettiği Big Brother, yani Büyük Birader sizi her zaman izliyor, her türlü izliyor, kayıt altında tutuyor zaten. Önemli olan burada şu, kayıt altına aldığı bilgilerinizi ne için kullandığı, ne zaman kullandığı, sizi nasıl etkileyeceği bu kullanmanın. Biz de bu aşamada bize dayatılan bu kültürden vazgeçmemiz gerektiğine inanıyorum. Vazgeçelim, milli ve yerli sermayenin ürünü olan en azından bizim bilgilerimiz bir şekilde bir yere servis edilecekse de ülkemiz için de bir yere servis edilmiş olsun. Milli menfaatlerimiz doğrultusunda kullanılmış olsun. Bu kanaatteyim ve vazgeçiyorum. Teknik olarak ayrıntılarını bilmiyorum ama üçüncü şahıslarla paylaşma konusunda çok geniş yetkiler tanındığını, bilgisayarlarımıza, telefonlarımıza daha fazla erişim hakkı kazandığını biliyorum. Resmi olarak bunu yaptığının bir belgesi olacak bu. Bir de çifte standardın bir belgesi olacak. Avrupa ülkelerinde siz bunu dayatmıyorsunuz insanlara. Oradaki insanlara şu özgürlüğü tanıyorsunuz. Kayıt altına alayım mı, almayayım mı? Bilgisayarınıza, telefonunuza ulaşayım mı, ulaşmayayım mı? Ona soruyorsunuz. Ama bize sormuyorsunuz. Biz de buna karşıyız. Bize de sorun. Kabul edenler için bir problem yok. Ama kabul etmek istemeyenler için o zaman bu özgürlüğü kullanma hakkı verin. Siz kullanmayacaksınız bu Şubat'tan itibaren. Evet, kullanmayacağım. Vazgeçiyorum. Daha ben çıkmayı düşünüyorum. Yani yarın benim WhatsApp'taki şeyleri, fotoğrafları getirecekler Facebook'a, buraya şuraya verecekler. Evet. Belki türlü türlü kötülükler olacak, türlü türlü şeyler olacak. Onun için kapatmayı düşünüyorum. 1 Şubat'a kadar yolu var. Evet. Zaten evet. Duvara da yapıştırdım. Hı hı. Kabul etmiyorum. Evet. Artık nasıl isterlerse öyle yapsınlar. Yani yaptıkları terbiyesizliktir, başka bir şey değil. Sadece telefonumu kullanacağım, başka bir şey kullanmayacağım. Bilgilerimiz zaten her yerde var. Yani her uygulamayı indiriyoruz, zırt pırt indiriyoruz. Yani bir WhatsApp almış adam zaten söylüyor alacağımı, diğerleri söylemeden alıyor yani. Diğer uygulamalar ne kadar güvenli? Hani bilemiyoruz ki zaten. WhatsApp bizim bilgilerimize ihtiyacı yok, ben öyle düşünüyorum. Daha çok kendi algoritması için, çünkü Facebook üzerinden reklam çıktığı için hani artık dijital reklamlardan dolayı onun için aldığını düşünüyorum. Daha çok hani insanları tanımak adına. Çünkü insanların hareketlerini bildiği için insanlar neyle ilgilendiğini ona göre insanların karşısına ilgili reklamlar çıkmaya çalışıyor. Ben açıkçası onun için aldığını düşünüyorum ama ben hala sözleşmeyi kabul etmemişim yani. Peki kabul edecek misiniz? Vallahi etmeyeceğim. Bakalım, zaten Telegram kullanıyoruz. Hani alternatifler var ama dediğim gibi hangisi güvenli bilemezsin. Türkiye'nin tepkisini ortaya koyması lazım. Yani çünkü ne kadar yumuşak olursanız onlar sizden daha fazla şey isteyecektir. Şimdi üçüncü uyarıları alıyorum WhatsApp'tan bununla ilgili kabul ediyor musun, etmiyor musun diye. Üçünden de reddettim. Zaten Telegram'ı da yaklaşık 7-8 aydır aktif olarak kullanıyorum. Şimdi WhatsApp bunu kendi aleyhine kullanıyor, haberi yok ama. Şimdi dün Telegram'dan ne kadar gelmediyse 100 tane bildirim geldi. Yeni yeni arkadaşlar Telegram'a katılıyor. Bu ne demek oluyor? WhatsApp kendi güvenliğini kaybetti. Millet Telegram'a geçiş yapıyor. Bu da maddi manevi WhatsApp'a zarar veriyor. WhatsApp kendi ayağına sıktı, haberi yok. Öyle diyelim size. İnsanlar arasındaki ilişkiler, konuşmalar, mesajlaşmalar bunlar insanların içerisindeki mahremdir aslında. Bir insanın evinin içini nasıl gözetleyemiyorsan insanların kişisel mesajlaşmalarını da o şekilde izleyemezsiniz. Bugün benim evime dışarıdan biri bakabilir mi? Hayır, bakamaz. Bu bir gözlemcilik olur. İnsanlar arasındaki konuşmalar da insanların mahremleridir. İnsanlar kendi aralarında dostane, sırdaşla bir konuşma da yapabilir. Onun başkasının duymasını da görmesini de istemezler. Dolayısıyla çok yanlış, çok yerinde olmayan bir karar.
Yani WhatsApp niye üçüncü bir şahsa versin? WhatsApp kendisi bile izlemesin, görmesin, bilmesin yani. Bilmesine de gerek yok. Bir ülkeden bir tazminat alacak ya da bir ödenek alacak diye bu kadar insanı mağdur edecek, bu kadar insanların hayalleriyle, konuşmalarıyla oynayacak bir durum söz konusu değildir. Daha fazla kazanacağım diye daha fazla kaybedecek haberi yok yani. Siz bu sözleşmeyi kabul etmeyeceksiniz. Hayır, kesinlikle. Geri adım atılmazsa eğer WhatsApp tarafından illaki silinecektir. Etmedik de etmiyoruz. Neden abi? Öyle niye paylaşım yapıyorlar? Face ile karıştırıyorlar öbürlerle. Evet. Yani kimse de kabul etmez. Peki tamam. Tamam. Devlet, ne kullanmayacak mısınız o zaman? Hayır, kullanmayacağız kesinlikle. Biz kullanıyoruz ulaşım dediğinde. Ben kullanmıyorum. Girdik biz. Kullanıyoruz. Devlet ne verdiyse başımız üstüne. Aynen. Devam devlet ediyoruz. Değil bu devlet. Ya yabancılara zaten Amerika almış. Abi fark etmez bizim için. Yani WhatsApp'ın yapmış olduğu uygulama tamamen kendisiyle alakalıdır. Kimseye bir şey sorarak bir şey yapmak zorunda değil. Ha, kullanmak istemeyenler, kendinden çekinenler, bilgilerin sızmasını istemeyenler bu uygulamayı kullanmazlar. İstedikleri uygulamayı kullanabilirler yani. Bu gayet doğal bir şeydir. Bence yani benim fikrim kimse siyahdan korktuğu için bu uygulamadan kaçmıyor. Herkes ya karısından korkuyor ya kocasından korkuyor. Başka bir şey yok yani. Kullanmak zorunda değil. İsteyen istediği uygulamayı kullanabilir. Mesela bir şirketiniz var. Sözleşmeyi, şartları siz belirliyorsunuz. Bu da kendi şartlarıdır. Eğer kullanmak istemiyorsanız çıkarsınız başka bir uygulama kullanırsınız. Size ait verileri başka şirketlere verebilecek. Bana uyarı geliyor. Diyor ki ben senin bu uygulamalarını, bu verilerini başkasına vereceğim. Bu tarihe kadar senin benden çıkma hakkın var. Gayet doğal bir şey. O tarihe kadar herkes çıkabilir. Türkiye'de kendi vatandaşı korusun yani tabii. Yani bir hükümetimiz var. Çıksın desin ki ben vatandaşımı korumak için Türkiye'de WhatsApp uygulamasını kaldırıyorum. Siz kullanmaya devam edeceksiniz. Ha, ben kullanıyorum. Gizli saklım yok. Önemli bir şeyim yok. Ben zaten normalde de Telegram kullanıyordum. WhatsApp'ı arada kullanıyorum. Kullanan olursa yine devam ederim. Yani. Kafam arınmıyor böyle şeylere. Siz WhatsApp'ı kullanmıyor musunuz? Yok, ben kullanmıyorum. Ya bildiğim kadarıyla zaten 2016'dan beri bu şeydi. Birçoğumuzdan bunu sorarak verilerimizi alıp satıyordu. Bundan sonra da alıp satarsa da çok bir şey değişmeyecek. Çünkü hiçbirimiz bir devleti yıkmaya yönelik planlamaları WhatsApp'ta yapmayız. Ya da ne bileyim ihale, fesat karıştırma, hani bunların hiçbirini WhatsApp'ta yapmıyoruz. Ya da gündelik hayatta yapan biri varsa onlar tedirgin olabilirler. WhatsApp verileri satmaya devam ediyorsa da etsin. Yani çok bir şeye gerek yok. Muhtemelen geri adım da atacak. Öyle de konuşuluyor. Ne olacak bilmiyorum. Diğer uygulamalara yöneldik biz de. Avrupa'da belirli standartlarda olan bir ülkedir yani. Kendine has standartları var. Hani bizim çok üstümüzde standartlarda yaşıyor adamlar. Rahattırlar. Böyle şeylere de dikkat edirler. Bizim için çok önemli değil. Bizim önümüze ne koysalar biz kabul ediyoruz. Bir hafta 10 gün sonra da o kabul ettiğimiz şeyle ilgili hani herhangi bir şey aklımıza dahi gelmiyor. Hani aile fotoğrafı, gizli konuşmalar ya da konuşmalar apaçık şekilde ayan beyan bunları almayacaklar. Orada geçen işte konuşmalarda kullandığımız kelimeleri veri olarak büyük firmalara satacaklar, reklam firmalarına. Ona göre o doğrultuda karşımıza reklam çıkacak. Yani ben bildiğim mantığı bu. Ben kullanmaya devam edeyim. Yani mecbur kullanacağız çünkü iş hayatında herkes WhatsApp kullanıyor. Gündelik hayatta herkes WhatsApp kullanıyor. Hatlardan daha önemli yani operatörlerden daha önemli şu an WhatsApp iletişimi. Yani evet. Kullanmaya devam edeceğiz. Yani hiçbir şu ana kadar bir sıkıntı yok. Peki WhatsApp'ın sizin telefonunuzdaki bütün bilgilere ulaşabileceğini biliyor musunuz? Biliyoruz. Biliyorsunuz. Evet. Buna rağmen kullanacaksınız. Evet. Bırakacağım tabii, eskiden WhatsApp vardı. Eskiden ne güzel hayat vardı. Dostluk vardı, eşlik vardı, her şey vardı. Kimse kabul etmez, mecbur kapanacak. Kimse bilgilerini vermez zaten. Kim bilgi verecek? Sen bilgilerini verebilir misin abi? İyi. Evet.